Meclisi Rojova'da El-Nusra militanlarının Kürtlere yönelik gerçekleştirdiği katliamı protesto etti. Yeşil Su Parkı'nda gerçekleştirilen eylemde ilk açıklamayı yapan HDP İl Başkanı Mehmet Karayılan, Rojova'da katliam yaşanırken kendilerinin de bayram kutlayamayacağını söyledi. Camilerde şunu deniyor, İslamiyet adına, Müslümanlık adına, Müslümanın kendine diyenler, tabii ki de bunlar bütün Müslüman alemini, İslam alemini temsil etmiyorlar. Fakat Kürtlerin canı, malı helaldir deyip oradaki Kürtlere karşı katliam estiriliyor. Ve buna karşı elbette ki de bizler bu katliamı protesto edebilmeliyiz, lanetleyebilmeliyiz ve lanetlemek için oradaki kardeşlerimize Kürt, Arap, Asuri ve bütün oradaki katliama maruz kalan kardeşlerimize karşı biz burada dayanışma içerisinde olduğumuzu bildiriyoruz ve bu amaçla buradayız. Daha sonra BDP İl Başkanı Bedran Fermanoğlu da söz aldı. Suriye'deki ilk çatışmalardan kaynaklı özellikle Kürtlerin yoğun olarak yaşamış olduğu Rojava bölgesine yapılan saldırılar nedeniyle bir bayrama daha vurup giriyoruz. MHP İl Başkanı Mecit Bozkurt ise bayramları gerçekten bayram olarak kutlamak istediklerini ifade etti. Yeşiller ve Sol Gelecek İl Sözcüsü Celal Deniz ise sorunun Kürtleri dört parçaya ayıran sınırlar olduğunu söyledi. Bu arada HDK Kadın Meclisi de El-Nusra gruplarının Rojava'da sivil halka yönelik katliamlarını, kadın ve çocukların öldürülmesini, kadınlara karşı yürüttüğü özel saldırıları köylerin talan edilmesini kınamak, katliam, tecavüz ve esaret politikalarına karşı direnen Rojavalı kadınlarla dayanışmak için İstanbul'da basın açıklaması yapacak. Açıklama yarın saat 17'de Taksim Galatasaray Meydanı'nda gerçekleştirecek. Devam ediyoruz. Sakarya'nın Geybe ilçesindeki taş ocağında meydana gelen göçükte kaybolan işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Ceset morga götürülmek üzere indirilirken işçinin yakınları fenalık geçirdi. Sakarya Geybe'nin Akıncılar köyündeki taş ocağındaki göçükte tonlarca ağırlıktaki kayaların altında kalan patlatma görevlisi İsmail Fethi Tandoğan'ın cesedine akşam ulaşıldı. Cesedin bulunmasının ardından Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek inceleme yaptı. Savcının yaptığı incelemenin ardından Tandoğan'ın cesedi sivil savunma ekibi ve vatandaşların çabalarıyla aşağıya indirildi. Cesedin indirilmesi sırasında yakınları fenalık geçirdi. Tandoğan'ın cesedi Geybe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Akıncılar Köyü mevkinde faaliyet gösteren özel bir şirkete ait taş ocağında 5 Ocak Pazartesi günü saat 15 sularında dinamitle gerçekleştirilen patlatma sırasında ocakta çalışan Ramazan Özuçar yaralı olarak kurtarılmış, İsmail Fethi Tandoğan ise göçük altında kalmıştı. Kaz Dağları'na yapılmak istenen termik santral projesi mahkemede durduruldu. Kararla birlikte bölgeye tek bir çivi bile çakılamaz. Santral, tarımı, doğal yapıyı bozacağı ve antik Priapos kentine yakınlığı nedeniyle tepki çekiyordu. Çanakkale Biga'ya bağlı Karabiga beldesinde yapılmak istenen termik santral mahkeme tarafından durduruldu. Çanakkale İdare Mahkemesi, Kaz Dağları silsilesine ve Priapos Antik Kenti'nin yanına yapılmak istenen termik santralin tarım arazilerine, insan yaşamına, yerleşim yerlerine zararı olacağı gerekçesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca verilen ÇED olumlu kararını oy birliğiyle geçersiz kıldı. Kararda santralin çevreye vereceği zararlar bilirkişi raporuna atıf yapılarak vurgulandı. Bölgede uzun süredir santrale karşı mücadele eden Çevre Platformu üyeleri kararı olumlu olarak değerlendiriyor. Platforma göre bu kararın ardından bölgeye termik santral için tek bir çivi bile çakılamaz. Bu mahkeme kararı bölgede yapılması planlanan diğer termik santrallerle ilgili de emsal teşkil ediyor. Devletin bir enerji politikası olduğunu söyleyen Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş'a göre ise santral eksiklikleri tamamlandıktan sonra yeniden devam edecek. Karabiga beldesinde General Electric bölgeye 7-8 santral yapmayı planlıyor. Santral ile birlikte liman, kül depolama sahası ve derin deniz projesi yapılmak isteniyor. Milli park alanları ve dünya mirası Kaz Dağları'nın bulunduğu bölgeye yapılmak istenen termik santral, bölgede tepkiyle karşılanıyor. Gaziantep Çepniler Derneği, Yavuz Ali ilçesine bağlı Milelis köyüne cemevi inşa etti. Gaziantep Çepniler Derneği'nin başlattığı yardım kampanyası çerçevesinde elde edilen paralarla cemevi inşa edildi. Yavuz Ali Milelis köyüne inşa edilen cemevi açılış töreninde konuşan Çepniler Derneği Başkanı Zülfikar Aslan, devletin inançlara karışmaması gerektiğini söyledi. Bu
asıl devlet bu ülkede cami yaptırıyor. O zaman cenevede, kilisede, havrada yapsın demiyor. Bence inançlara karışmamalı. Bütün insanlara eşit mesafede olmalı. Çünkü devlet sadece çoğunluğun değil, herkes devletidir. Alevi dedesi Ali Kadim Çevik ise Alevilerin taleplerini sıraladı. Aleviler hakkını istiyor. Aleviler hak ve adalet istiyor. Aleviler din ve inanç hürriyeti istiyor. Aleviler düşünce hürriyeti istiyor. Aleviler özgürlük istiyor. Açılış töreni konser ve semah gösterisi ardından son buldu. Biz Muhammed Ali. Rusya'nın uzak doğusunda yer alan Amur bölgesinde şiddetli yağmur nedeniyle sel felaketi yaşandı. Olağanüstü hal ilan edilen bölgede yüzlerce ev sular altında kaldı. Yaklaşık 2000 kişi de güvenli yerlere tahliye edildi. Rusya'da yağan yağmur nedeniyle taşan sularla mücadele etmek için bölgeye Acil Durum Bakanlığı ekipleri, özel arama kurtarma birlikleri ve Savunma Bakanlığı'na bağlı birlikler sevk edildi. İki haftadır belirli aralıklarla devam eden yağmurlar nedeniyle Blagoveshchensk kentinde 30 yerleşim alanında evler sular altında kaldı. Amur bölgesinde ise 334 ev sel altında kaldı. Bölgeden 2000'e yakın insan tahliye edildi. Bölgedeki Zeyski hidroelektrik santralinde su düzeyinin kritik seviyeye ulaştığı belirtiliyor. Su arıtma istasyonlarındaki sorunlar nedeniyle de vatandaşlar içme suyu bulmakta da zorluk çekiyor. Özellikle yaz dönemleri başımızın belasıdır sivrisinekler. Bazen saatler süren sivrisinek yakalama operasyonlarımız pek çok gece başarısızlıkla sonuçlanır. Kazanan çoğu zaman da sivrisinek olur. Paris'i bilim insanları işte o kabusa dönen sivrisinek ısırmalarını ilk kez kayıt altına aldı. Fransız bilim insanları sıtma taşıyan bir sivrisineğin iğnesini damara sokmasını ve kanı emmesini ilk kez görüntüledi. Paris'teki Pasteur Enstitüsü'nden araştırmacılar, uyuşturulmuş durumdaki bir fareyi mikroskop altına yatırarak özel bir yöntemle kan damarlarını kameraya aldı. Bilim insanları laboratuvar ortamında sıtmalı bir sivrisineğin fareyi ısırmasını sağladı. Elde edilen görüntülere göre sivrisinekler iğnelerini soktukları an kan emmeye başlayamıyor, damarı bulmaları dakikalar alabiliyor. Araştırma ekibi bu deneyle sivrisinek salyalarına karşı bağışıklık kazanmış değişik hayvanları kullanarak, sivrisineklerin farklı davranışlarda bulunup bulunmadıklarını anlamaya çalışıyor. Deney sonrası küçük kan damarlarına ulaşamayan sivrisineğin bu sefer büyük kan damarlarını araştırdığı ve bulduğu görülüyor. Görüntülerde sineğin kanı çekmesi esnasında damarın çöktüğü, bazen hasar gördüğü ve kanın etrafa yayıldığı görülüyor. Sivrisineğin bir kan havuzuna dönüşen bölgeden saniyeler içinde beslenebildiği ortaya çıktı. Görüntülerin incelenmesiyle elde edilen sonuçlar, sıtma başta olmak üzere sivrisinek sokmasıyla yayılabilecek hastalıkları önlemeye ve gelecekte yapılacak benzer araştırmalara yardımcı olacak. Balıkesir Altınoluk'ta televizyonumuzda dayanışma etkinliği gerçekleştirildi. Çok sayıda sanatçının sahne aldığı etkinlikte Gezi direnişi ve medya ilişkisine dikkat çekildi. Balıkesir Altınoluk'ta binlerce kişi gezi sürecini yakından takip eden televizyonumuzla dayanışmak üzere düzenlenen konserde buluştu. Altınoluk Amfiteyatro'da gerçekleşen gecede Pınar Aydınlar, Abdal Haluk Tolga İlhan grubu ve Erdal Bayrakoğlu sahne aldı. Açılışta Tertip Komitesi adına bir konuşma yapan Kadriye Gümüştaş, ülkemizde yayın yapan yüzlerce kanal olmasına karşın televizyonumuzun işçilerin, köylülerin, kadın ve gençlerin, kısacası herkesin sesi olduğunu vurguladı. Ve bunun gibi her milletten,